Barajdan önce, yani milattan önce, milattan sonrası gibi geliyor aslında. Burası çok verimli topraklarımız vardı bizim. Türüşmek diye geçiyordu burası. Türüşmek domatesi diye bir sebze yetiştirilirdi. Yani Türkiye'de ender bulunan sebzelerden biriydi domates gerçekten. Bütün verimli topraklarımız barajın altında kaldı maalesef. Sadece topraklarımız değil, yani yüzlerce yıldır üzerinde yaşadığımız yerleşim alanları aynı zamanda suyun altında kaldı. Yani insanların mezarları kaldı. Tabii o dönemlerde aslında barajla ilgili geniş bir bilgiye sahip olunmadığı için bir tepki de yoktu. Barajın buradaki iklim şartları bozacağı, işte yüzyıllardır karlarla beslenen yeraltı sularımız ya kurudu ya da kurumak üzeredir. Aynı zamanda dağlardaki geçmişte 3-4 metre, hatta ovacık gibi yerlerde daha yoğun bir kar yağışı varken, su sorunu diye bir sorunumuz yokken, üstteki köy 10 gündür susuz, su yok şu anda. Barajlar sadece iklimleri değiştirmedi burada. Kar yağışını bütünüyle ortadan kaldırdı. Yağmurlar da yeterince yağmıyor. Ama aynı zamanda bu vesileyle de bizim yeraltı sularımız, kaynaklarımız, Muzur gibi devasa çapta olan büyük bir su kaynağımız giderek kurumak üzeredir. Bitkisel özellikleriyle, hayvanlarıyla, börtü böceğiyle, bütünüyle yüzyıllardır bir dönüşüm halinde birbirini besleyen o zincirleme, besin kaynağı, hayvanların yaşama alanları bütünüyle yok. Bu anlamda maalesef yani bu temelde karşı çıkıyoruz barajlara. Barajlara sırf karşı çıkmak için değil. Barajdan önce bu aşağıda aşağı yaşıyorduk. Baraj gelmeden. Baraj geldi, evimizi aldı. Evimiz de yıkıldı. Yarı su altında kaldı, yarı duruyor. Şimdi izin vermiyorlar, ev de yapak. İstanbul'a gittik. İstanbul'da da çocuklar ufaktı, geçinemedik, geri geldik. Tarlalar gitti, fidanlar gitti, yollar gitti, her şey gitti yani. Ama buranın havası tertemizdi, terleme yoktu, şey yoktu, koku yoktu. Şimdi sinek, pislik, koku şeyden dolayı her pisliği koyuyorlar oraya. Yani hemen hemen 14-15 seneye yakın oluyor baraj geldi buraya. Daha evvel bu baraj sahası hep bağ bahçeydi. Köyler doluydu biliyor musun? Yani bu 80'lerden evvel yani. Bu köyler doluydu, vatandaş hayvancılık yapıyordu, tarımla uğraşıyorlardı. Şu gördüğün arazide böyle bir karış boş yer yoktu. Herkesin hayvanları vardı. İnsanlar davarcılık yapıyordu, hayvancılıkla, sebzeyle uğraşıyorlardı. Yeğenime söyleyeyim, meyve bahçeleri vardı. Yani bu şehir merkezinin sebze ve meyve ihtiyacını genelde bizim bu köy karşılıyordu. Yani bu Türüşmek karşılıyordu. Kardeşime kaldı ki böyle tarla yani büyük yani 5-10-20 dönüm şeklinde sebze ekiliyordu. Bundan sonra her çeşit meyve vardı. Kardeşime söyleyeyim burada mesela pekmez yapılıyordu, pestil yapılıyordu. Meyve kurutuluyordu. Elma, armut ve tut falan kardeşime söyleyeyim. İşte insanlar kendi ihtiyacını karşıladığı gibi mesela hayvansal gıdalarda yağ, çökeleği, peyniri şu bu da dışarıda yani ihtiyaçlarını değişik ihtiyaçlarını karşılamak için satıyorlardı. Mesela burada şehir merkezinde satıyorlardı, Elazığ'a getirip satıyorlardı. Kardeşime söyleyeyim o şekil vatandaş yaşamını sürdürüyordu. O eski üretim de kalmadı. Baraj sahası buraya baraj geldikten sonra tarım alanında kalmadı, bağ bahçede kalmadı. Sulak bir alanda, Muzur Vadisi'ydi. Kardeşime söyleyeyim, demin anlattım, meyve bahçeleri sebzeye ekiliyordu. Bu bizim şehir merkezinin hemen hemen sebzesinin büyük bölümü burası karşılıyordu. Yani böyle Elazığ'da şuradan burada sebze kimse pek nadir getirmiyorlardı. Genelde
yöresel sebzeler vardı. Yani yalnız burada değil, başka yerlerden de mesela sebzeler geliyordu, meyveler geliyordu, kardeşime söyleyeyim. Son yıllarda işte halmal kuruldu. Bilmiyorum, dışarıdan Adana'dan, Mersin'den meyve şubu falan o zaman da geliyordu. Elma, portakal şubu da, ama genelde burası kendi ihtiyacını karşılıyordu. Yani dışarıda pek sebze haline, meyve sebze pek gelmiyordu buraya. Kış içinde kurutmalık oluyordu. Mesela meyveyi, sebzeyi kurutuyorlardı.